Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Ben Ahmet Aykut. Bugün sizlerle PlayStation 4 Pro kutu açılımı yapacağız. İsterseniz daha fazla gecikmeden hemen kutu açılımına bir gidelim. Sonrasında da cihazın 4K'ya nasıl geçtiğini, benim neden Pro'ya terfi ettiğimi gibi gibi şeyleri konuşmaya başlayalım. Hadi hemen kutu açılımına geçelim. Açmak istiyorum. Dediğim gibi karşılaştırmasını da yapacağız, her şeyi yapacağız ama bir önce paketi bir açalım. Dediğim gibi içeriği nedir, bilmem ne nedir. Zaten çok yeni bir alet değil, hatta şu açarken konuşayım. Ama ve lakin merak edenler olabilir yani. Almışken dedim boşa kaçmasın. Şu koruma kaplarını bir sökelim. Onun dışında neden aldığım kısmını vesaire de zaten açıkladım. Kısaca dediğim gibi 4K bir televizyona 4K sandığım bir özelliği olduğunu düşündüm normal PlayStation'ın. Ama öyle değilmiş. Sadece daha canlı renkler olarak geçen HDR özelliği açılabiliyormuş. Bu da 1080p'de daha canlı görüntü vermeye olanak sağlıyormuş. Onun dışında yeni neslin ve gelecek yeni PlayStation oyunlarının yarattığı heyecan bunda biraz tabi daha etkili oldu. Pro'ya geçişte Semester kampanyasında yakalayınca kaçırmamak istedim. Bunda tabi kendi PlayStation'ımı satmış olmamda büyük bir etkisi var. Satmış olmamda büyük bir etkisi var. Şimdi anladığım kadarıyla bu içinden çıkacak. Amerika'dakini açarken bunun şeyini bayağı yaşamıştık, ikilemini. Acaba bu böyle bir kutu yok diye üstünde lan ne oluyor falan olmuştuk. Zaten bu böyle bir dış kutuymuş, boş. Hatta bak, bunda PlayStation 4 yazmıyor. Bizimkinde bir PlayStation 4 yazıyordu hatırladığım kadarıyla. O videoya da bir bakarız. Şimdi olay bunun içinde diye düşünerek de evet, ilk olarak hızlı başlangıç kılavuzu şöyle kalsın. Bunlar çok güvenlik kılavuzu. Bunlar sanırım sorunlu olma garanti, bu kalsın. Şöyle şu adet kağıt çıkıyor içeriğinden. Şimdi önce şunu bir sökelim. Sanırım aparatlar. Şöyle bir bakmak gerekirse sanırım çok bir farklı şey yok içinde çıkacak olan biliyorum. Priz biraz daha güç kablosunu bilgisayar vari bir güç kablosuyla değiştirmişler. Bir öncekinin daha inceydi. Normal PlayStation'ınki şu boyutlarda bir şeydi. Güç kablomuz, USB kablomuz, kol şarjı vesaire bağlantılar için. Bakalım hemen. Aha, kol. Kol kısmı biraz cap cap. Şimdi kol kısmını karşılaştırmak için önce bir yeni kolu diyelim. Bu biraz enteresan çünkü bunda bir versiyon 2 durumu olduğunu söylüyorlar. Versiyon 2 durumu da yani şu versiyon 1 kol olarak geçiyor bunlar. Pro ile birlikte bu versiyon 2 gelen kollarda farkı ne? Şurada bir ışık farkı var diye düşünüyorum. Şeyi biraz daha öne almışlar. Şu touchpad'i. Ve burada bir ışık farkı olduğunu söylüyorlardı. Yani şu kısma da bir ışık süzmesi yansıyormuş anladığım kadarıyla. Onun dışında tuşların biraz daha içe yatık. Analog'da. Analog'un biraz daha yumuşak. Bakarak söylüyorum yani. Analog biraz daha yumuşak ve bu kullanıma bağlı
aşınma yapmış da olabilir. Onun dışında gerçekten büyük bir fark yok diye düşünüyorum. Yani bakıyorum ama göremiyorum. Böyle deriz. Neyse, kol bu şekilde. Kolu da şöyle koyalım. Başka da şuna. Ha, bu HDMI kablo. Sony'nin dediğine göre bu HDMI kablo 4K 60 FPS muhabbetini destekleyen yüksek çözünürlük, yüksek kaliteli bir HDMI kablomuş. Biz de tabii güveniyoruz ve PlayStation'ın yüz karası bir kulaklıklı mikrofon. Yani çok kullanışsız, çok mantıksız. Bunu da sanırım değiştirmişler. Böyle değildi. Bu biraz daha uzuyordu diyebiliyorum. Bakayım o da burada. Karşılaştırıyor. Yok, aynısı. Evet. Tıpatıp aynısı. Bir kulaklıkta çıkmış oluyor. İçeriği bu diyebiliyorum. Bakalım. Bizi şaşırtacak bir şey çıkmazsa şunu da şöyle alalım. Onlar burada kalsın şimdi. Geldik asıl alete. Şuna da bir bakalım. Oh maşallah lan. Bayağı büyük. Şey koyalım. Şimdi bu bayağı büyük. Bu kadar büyük. Gerçekten beklemiyordum. Taşırken fark ettim ama gerçi konsol dışında ne yer açık olabilir. Şimdi şöyle bir açalım. Sudan ayıklayalım. Kurma muhabbetinde zaten biliyorsunuz sıkıntı yok. Gayet güzel paketlenmiş bir şekilde geliyor. Hayır, PlayStation 4'ün normal kutusuna benzer bir paket görüyoruz. Şimdi Pro. Of. Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Zaten izlediğim inceleme videolarında falan büyük olduğunu hani söylüyorlardı ama şimdi çok büyük. Ne demek istediğimi anlamanız için hemen şöyle bir karşılaştırmaya gireceğim. Şu şöyle eski PlayStation versiyon 2 modeli full mat. Ve görüyor musunuz ne kadar minik kalıyor yanında? Fark bu. Bir de şöyle yan çevirdim. Görüyor musunuz farkı? Bayağı bir büyüme var. Şöyle de yan yana koyarsak yani bir iki parmak civarı, hatta üç parmak olur şöyle yaparsak. Bu tarafa yine bir iki parmak civarı da üstüne bir büyüme var ve üç katmanlı geliyor sistem. Zaten Pro'nun konsept tasarımlarında görmüşsünüzdür. Üç katmanlı bir sistem. Her neyse, şimdi güzel yanlar, kötü yanlar. Eski PlayStation versiyon 2, versiyon 1'de burası da düz oluyor. Hani parmak izi falan kalacak bir şekilde. Versiyon 2'de bunu kaldırmışlardı. Eski PlayStation'ımız bu şekilde. PlayStation 4 arka tarafı gördüğünüz gibi bir adet USB'miz vardı. Bunlar 2.0'dı. HDMI, LAN, Digital Out ve güç kablosu. Onun dışında önde de 2 adet USB girişimiz vardı ve minik tatlı buradan LED'ini alan, ışığını alan bir kasaydı. Eski PlayStation'a baktıktan sonra şimdi Pro'yu incelemeye geçelim. Pro'da farklı olarak buradan bir çizgi çekilip LED yapılıp şuraya bir logo yerleştirilmek yerine tamamen mat bir üst düzey ve ortada PlayStation güzel bir güzel bir PlayStation logosu yerleştirilmiş. Onun dışında yan kısımlarda yine HDMI şu kısımlarda içindeki Blu-ray disk vesairenin özellikleri yani onlar yazıyor. Bu kısımda kare, üçgen, yuvarlak ve X şeklinde buraya bir tasarım eklenmiş. Şurada da CD-ROM'unun verdiği bir ovallik var. Öne geçmek gerekirse CD-ROM üst katmanın üstünde bulunuyor. PlayStation 4 yazısını buraya alınmış. Burada da Sony yazısı. 2 adet USB portu yine burada ve fiziksel dokunmatik tuş eklenmiş. Şurada da açma kapama tuşumuz var. Onun dışında ön tarafta başka bir şey yok. Üçüncü katman, üç katmanlı muhabbeti olması güzel. Arkada yine PlayStation 4 yazıları. Şurada bir sanırım HD HDD kısmı.
Ona çok girmeyelim. Güç kablosu en solda HDMI, internet kablosu ve bir adet daha USB 3.0. Ona dikkat çekelim, 3.0 kablosu var. Alt kısımda da çok hoşuma giden bir tasarım olarak yuvarlak, üçgen, X dizayn edilmiş ve koyduğunuzda, şu şekilde koyduğunuzda aleti kurmayı sağlayan, amaçlayan bir tasarıma gidilmiş. Yani PlayStation 4 Pro'nun kutu içeriği bu. Kutu, HDMI, kulaklık, priz, USB kablosu dışında bir şey gelmiyor. Fakat özellikleri tabii bildiğiniz gibi 4K direkt odaklı, 4K televizyonunuz varsa benim düşündüğüm gibi düşünürseniz eğer eski PlayStation'ımı satarım. Yerine üstüne biraz daha para eklerim. 4K oyun oynamayı seviyorum. 4K televizyonum da var. Neden olmasın derseniz eğer yeni nesile geçiş ve yeni neslin size verebileceği şeyleri, güçleri diyeyim, görsel şölenini tam anlamıyla almak isterseniz eğer önümüzdeki God of War'u, Spider-Man'in yeni oyununu, Death Stranding'i, A Way Out'u, bilmem ne, yani yeni nesil oyunları direkt pro destekli olarak geleceğini düşünürseniz mantıklı bir karar olabilir. Zaten hiç PlayStation'ınız yoksa direkt kaymanız gereken bir karar. Dediğim gibi bir sömestr indirim vesaire yakaladığınızda kaçırmamanız gereken bir fırsata dönüşebiliyor. Eski PlayStation'ınızın performansından memnun olmamaya başladıysanız benim gibi, öyle söyleyelim yani. 4K'ya geçiş istiyorsanız, özellikle içindeki, daha sonra testleri de gelecek zaten, onları da çekmeyi planlıyorum. İçinde bulunan boost modu, normal oyunları boostlaması ve FPS artışı yaşatması falan benim ilgimi çeken özellikler oldu ve Pro'yu tercih ettim. Yine açtıktan sonra da görüntüleri koyacağım. Şimdilik bu kadar. Evet, şu an ilk defa açılışı yapıyorum. Bir dedim çekeyim. Şu yeni koldaki ışık muhabbetini de şöyle göstereyim. Arkada ve önde ışık süzmesi kısmı yandığında şöyle öne de geliyor ışık. Şuradan aynen anlaşılıyor şu an. Birazdan yine göstereceğim. Şimdi şunun dediklerini bir yapalım. Ne diyor? Heh, bağladık zaten. Tuşuna basacağız. Tamam. Algılayacak. Bir kurulum yapacağız. Siz de dedim bir görün. Şöyle kurulumu. Gözüküyor zaten. Tamam. Hemen Türkçe'ye inelim. Haydi yapalım. Yapmamız lazım. Önce değiştirden yeni kullanıcı. Konuk değil. Sanırım oradan giriş yapacağız. Güncelleyelim. Kısımı verdi şimdi önümüze. Bu kısım acaba
Şimdi diyor ki P-Store sistemin var. P-Store sisteminden tüm verileri buna aktarabilirsin diyor. Diğerinden buna. Şimdi tüm kullanıcılar ayarları, oyun kayıtları verileri, ekran görüntüleri vesaire. Buna okey diyeceğiz. Bakalım bizi nereye götürecek. Şimdi açık olduğundan emin olun diyor. Ben öbür PlayStation'ı bir açayım. Evet, bu normal PlayStation'a girdik şu an. Ve bağlanalım hesaba. Tamam, bu normali. Ben şimdi evet bunu seçiyorum. Açık olduğundan eminim artık. Aranıyor. Bulundu dedi. Bir saniye basın diyor. Üç düğmesine. Üstteki oluyordu. Bastım. Bağlayın diyor. Ha. İki PlayStation arasında LAN kablosu kuracağım. Tamam. Şimdi LAN kablomuzu da buldum. Hemen ikisi arasında bir bağlantı kuralım. Şimdi buradaki düzende gördüğünüz gibi LAN kablosu PlayStation buranın arkasından buradan uzanıyor normal PlayStation'ın arkasına. Yani burada kurulmak istenen düzen bu. Şimdi bakalım derken zaten algılamış ve bir işlem başlamış. Bekleyelim. Şimdi 87 dakika sürecek bir aktarma işlemi verdi bize ve 334 GB uygulama, 351 GB kayıtlı veri, 232 GB yakalanan veriler, temalar ve ayarlar olarak 500 GB'a yakın bir aktarma süresi verdi. Şimdi 90 dakika etkinleştirdim. Deneyelim. Aktarıma başladım. 87 dakika dedi. Bunu bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar an itibariyle ben de bir yemek falan yedim, geldim. Bu aktarım işlemi bitmiş. Şimdi aktarım işlemindeki muhabbeti size güzelce açıklamaya tekrardan bir denersem şu. Kol diyorum. PlayStation Pro aldıktan sonra 4'ten geçiş düşünüldüğü için normal base versiyondan hızlı bir aktarma, hızlı ve masrafsız bir aktarma düşünülmüş. Bunu da iki PlayStation'ı LAN kablosuyla birbirine bağlayıp normal bir Wi-Fi hızınız 10 megabit, 20 megabit, 25 megabit vesaireyken 100, 150, 200, 250 civarı bir hızla indirme yapıyor mantıken. O da şöyle, iki kabloyu gösterdiğim gibi LAN kablosunun iki ucunu, bir ucunu normal PlayStation'ınıza bir ucunu Pro'ya takarak bu 200-300'lerde bir hızla, yani az önce 400 GB'ı 40 dakikada indirdi. Yani 100 ile falan indirmiş olması lazım mantıken. Bu işlemi bitirdi. Yaklaşık 1 saatte falan, 1-1,5 saatte. Ve şimdi işlem bitti. PlayStation'a tekrar hoş geldiniz diyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an PlayStation Pro'dayım. Nasıl anlayabiliriz Pro olduğunu? Nasıl anlayabiliriz çözünürlük olduğunu? Ben sade bir bakışla şu an televizyonumu da tanıdığım için profil resimlerinden şu an gördüğünüz, yani şu Geralt'tan mesela, ben Geralt'ın çözünürlüğünden şu an bunun 4K olduğunu anlıyorum. Yani kaliteyi tam olarak verebilsem bir PS4 normal bir Pro'ya geçiş yaparım. Siz de görürsünüz. Geralt'ın piksellerinden anlıyorum ben bunu. Yine de içiniz rahat etmez. Bir göstermek, bir görmek isterseniz televizyonunuzun kumandasından bu işlemi yine yapabilirsiniz. Info seçeneği çıkıyor Samsung, gördüğünüz gibi. Sağ üst köşede 3840'a 2160 60 piksel Ultra HD olarak gözüküyor. Yani base bir 4K. Şuradan da bunu onaylayabilirsiniz. Onun dışında geçtiğimizde şimdi burada PlayStation'ın yaptığı güzel bir şey var. Ben de yeni görüyorum. Kullanıcıları da aktarıyor. Gördüğünüz gibi kendi kullanıcım. Yan yani komşular vesaire, misafirlerle oynamak için açtığım user 1. Ahmet'in, yani arkadaşlarımla birlikte kullandığım hesapların da hepsi burada. Şimdi bakalım bu hesapları aktarmada nasıl başarılı olmuş. Tamam, ilk olarak temamın geldiğini görüyoruz.
Mesela şimdi oyunlar burada şu an hepsi kilitli gözüküyor. Onu yüksek ihtimal şeyden çözeceğiz. İlk olarak ayarlara bir girelim. Ayarlarda hesap yönetiminden ana PS4 sistemi olarak etkinleştir muhabbeti etkinleştirilmedi şeklinde gözüküyor. Bunu bir etkinleştirelim. Bakalım kilit muhabbeti değişecek mi? Etkinleştirdi. Bakıyoruz oyunlarda kilitler kalktı. Onun dışında görülmesi gereken birkaç ayar var. Onları yapmadan önce bildirimlerden sürüm güncellemelerini göreceğimizi düşünüyordum derken sürüm güncellemeleri gelmiş. Şimdi bu sürüm güncellemelerinin muhabbeti bizi tamamen 4K'ya hazırlamak. Bunları zaten otomatik olarak yapmıyorsa üstüne gelerek sağ güncellemeleri kontrol et derseniz kurulu uygulamanın en güncel sürümüdür dediyse 4K'ya hazır bir sistem sizi karşılıyor demektir. Şimdi bir ayarlara girelim. Ayarlarda öncelikle A ayarlarında Pro'yu en verimli hızına sokmak için 5G desteklediği bilindiği için 5G modemimize bir bağlayalım Pro'yu. Onun dışında yapılabilecek ayarlardan şimdi depolamaya bir bakmak istiyorum ben. 1TB'lık bir versiyona geçiş yapmış oldum. Bu 1TB'da 861'i falan kullanılabiliyor bunun ve uygulamaların aynen yer aldığını görmek çok mutluluk verici. Yani şu an 1,5 saat içinde PlayStation 4'ümden her şeyi PlayStation 4 Pro'ya aktarmış oldum. Herhangi bir indirme vesaire bir şey yapmadan. Sistem yazılımını kontrol edelim. En son sürüm diyor. Paylaşım ve yayın ayarlarına bakalım. Video klipleri artık 1080p çekilebilecek ve 60 dakikaya kadar uzatılabilecek. Bu müthiş. Ekran görüntüleri de yine aynı şekilde. Yayın ayarları burada önemli bir kısım. 4K'ya kadar yayın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. PlayStation Pro'ya sahipseniz eğer. Buradan ses paylaşım ayarlarını vesaire de ayarlayabilirsiniz. 1080p 24 Hz çıkış. Otomatik ve kapalı olarak veriyor video oynatma ayarlarını. Sisteme bir bakalım. Sistem. Güçlendirme modu. Şimdi bu önemli bir kısım var. Şimdi güçlendirme modu ayarlarda sistemde çok önemli bir kısım. Pro'nun en iyi özelliklerinden. Gördüğünüz gibi altında PlayStation 4 Pro'dan önce çıkan bazı oyunlar için daha yüksek çerçeve hızları da dahil. Daha iyi bir oyun deneyimi bizlere sunuyor. Oyun sırasında beklenmedik davranışlar görürseniz de bunu kapatmanızı öneriyor. Bu arkadaşlar birçok testle kanıtlanmış FPS'i sabitleme veya FPS arttırma konusunda çok 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 faydalı olan bir boost modu. PlayStation 4'ünüzün CPU'sunu biraz daha fazla kullanarak daha iyi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Şimdi bir kontrol etmek amacıyla Assassin's Creed Origins oyununda son bir test yapacağım arkadaşlar. Kontrol etmek istediğim şeyler oyun 4K çalışıyor mu? 4K'sı nasıl? Onun dışında bir de save dosyalarım vesaire aynen aktarıldı mı? Buna bir kontrol edip Pro kurulumunu tamamlamak istiyorum artık. Şu an ilk olarak bakacağım şey televizyon kumandası üzerinden olacak. Televizyon kumandasından yine dediğim gibi bir info kısmına gireceğim. Şu an Ultra HD ve HDR olarak 3840x2160p'de 60 çerçeve hızında oyunun çalıştığını görüyorum. Modlarına baktığımda ise yine HDR'a geçiş yaptığını televizyonumu görebiliyorum otomatikman. Zaten dediğim gibi göz aşinalığınız varsa telefonunuza ve eski PlayStation 4'e 4K'ya geçtikten sonra yani az bir fark değil arkadaşlar. 2 katı daha kaliteli bir görüntü elde ediyorsunuz ve o 2 katı daha fazla görüntüyü de rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 12,5 saatlik Assassin's Creed Origins oynayışımın en son save yaptığım tarihten itibaren bütün kayıtları buraya aktarılmış durumda şu an. Oyunla birlikte tabii.
Ben açıkça söyleyeyim, oyunu tekrardan indireceğimi düşünüyordum. Oyunu tekrardan kuracağımı, hatta save'leri nasıl aktarabileceğimi düşünüyordum. Bu gerçekten benim için çok sürpriz oldu. Şu an gördüğünüz gibi oyunu başarıyla aktarımını yaptık ve 4K güzel bir oyun deneyimi yaşıyoruz. Oyuna girdikten sonra bir de ayarlara bakalım. Assassin's Creed Origins bize ne gibi ayarlar sunuyor, ne gibi kişiselleştirmeler sunuyor onu görelim. Ardından videomuzu bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şu an bunu bu şekilde size aktarmam olanaksız görüntü kalitesini. Ya yani belki fark ediyorsunuzdur, belki etmiyorsunuzdur. Ama 4K bir televizyonda önce normal PlayStation'da sonra da Pro, şu an Pro'yla oyunu oynayarak gördüğüm farkı özellikle zaten yaklaştırma yaptığınızda, mesela şöyle bir yaklaştırma deneyebiliriz sizin için de. Piksel olma durumunun ne kadar az, yani oyunun kaplamalarının ne kadar daha orijinal durduğunu şu şekilde sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Özellikle suda falan bu ayar iyice ortaya çıkıyor. Bu ayarın gücü, işe yarama durumu iyice ortaya çıkıyor. Şimdi bir ayarlara girelim. Dediğim gibi 4K FPS artışı da dahil. Mesela şöyle FPS artışında PlayStation 4'te oynayanlar Assassin's Creed Origins'i bilir. Ben yine de bir menüye dönmek istiyorum. Bu şekilde Options'tan bir ayarlara bakalım. HDR'ın açık olduğu gözüküyor ve HDR settings veriyor burada bize. Maximum Luminance ve Paper White'ı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tomb Raider gibi oyunlarda ise daha farklı seçenekler ortaya çıkıyor. Mesela size 1080p'de 60 FPS, 1080p'de çok daha iyi grafiklerle 30 FPS ya da 4K seçeneklerini aynı bir bilgisayar gibi bu seçenekleri size sunuyor. Dediğim gibi 4K oyun keyfi istiyorsanız, PlayStation 4'ü değiştirmek istiyorsanız ya da yeni bir PlayStation'a geçmek istiyorsanız, 4K televizyonunuz varsa ya da ileride 4K televizyon almak istiyorsanız gerçekten Pro çok 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 iyi bir tercih olacaktır. Kuvvetli, anladığım kadarıyla çok ses yapmayacak bir konsol. Yani normal PlayStation şu an için daha sesli çalışıyor diyebilirim, ikisi de açık. Şu an için ilk izlenimlerim bunlar. İleride tabii daha farklı, daha güzel incelemeleri sizinle olacak arkadaşlar. Kutu açılımını ve testleri yürüttükten sonra sizlerle birlikte sanırım kafamızda bazı şeyler oturmaya başladı diye düşünüyorum. Tabii bunu zaman bunda en etkili şey olacak ve gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz şeyler 4K'nın gerçekten değer mi yoksa değmez mi, ya da Pro'nun gelecek oyunlar için bizde neler vaat ettiğini, gelecek oyunlar için gerçekten gerekli olup olmadığını, nitekim çözüm bulmaya çalıştık hep birlikte ve kutu açılışında yaptıktan sonra neden alınabilir, neden alınamaz, bunları gördüğümüzü düşünüyorum. Ben bu yola girdim, ben bu terbiyeyi yaptım ve şu an için 4K bir televizyonda bunun 4K bir oyunu hak ettiğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Dediğim gibi PlayStation 4'ünüz 4K bir televizyonda size HDR özelliğini sunabiliyor. Bu da demek oluyor ki daha güçlü bir görüntü, daha çözünürlük anlamında bir şey değiştirmese de en azından renklerde ve canlılıkta biraz daha, yani işin kontrastını biraz daha açıyor sizin için PlayStation 4'ünüzün normal versiyonu. Fakat frame'de, yani çerçeve hızında, FPS anlamında bir şey katmıyor maalesef. Pro ise bunları bir üst seviyeye taşımaya odaklanarak daha güçlü bir halde çıkarılmış bir konsol ve yaptığı şeyler, özellikle yeni gelen oyunlarda dikkat ettiğimiz üzere, daha güçlü bir oyun deneyimi sunmayı odaklıyor. Çünkü Boost Mod, 4K, işte HDR, çözünürlük yüksekliği vesaire gibi şeyler de bunu kanıtlıyor. Assassin's Creed Origins'de bunu çok net bir şekilde gördük. Tomb Raider'da zaten 1080-60, 1080-30 gibi farklı seçenekler de bizi umutlandıran olaylar ve yeni oyunların en yeni konsola adapte edilerek geleceğini düşüncesi tabii bize bunu bu konsola almaya iten özellikler. Yani sonuç olarak demem şudur ki, PlayStation 4'ünüz varsa ve bir 4K televizyon aldıysanız, benim durumumda olduğu gibi, Pro'ya geçmemek için bir sebep yok eğer elinizde bu imkan varsa. Fakat PlayStation 4'te hala
gayet iyi idare edebilen, geçen haftaya kadar yani PlayStation 4 normalde oynarken hiçbir eksikliğini hissettiğim hiçbir şey olmayan bir konsol, öyle söyleyeyim. Fakat 4K teknolojisini siz de benim gibi şaşırmış bir tepkiyle karşıladıysanız ve vay anasına lan gerçekten bir farklılık var tepkisiyle ortaya girdiyseniz, kullanmanız için de hiçbir sebep yok. İmkanınız varsa gayet memnun kalacağınızı düşünüyorum. Gelecek testler tabii Pro'nun ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu bizlere tekrardan gösterecek. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoda Pro'ya şöyle bir derinlemesine girmek istedim sizinle birlikte. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.